Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir ay değerlendirmesiyle karşınızdayız. Nisan ayını değerlendireceğiz. Nisan ayında Bitcoin ne olacak? Altcoin'ler ne olacak? Hangi altcoin'lerde önemli gelişmeler var? Piyasada hangi önemli haberler var? Hepsini tüm detaylarıyla konuşacağız. Yine sizden gelen yorumlara yer vereceğiz. Onları cevaplandıracağız. Programa başlamadan evvel lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıya yazmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Evet, şimdi her zamanki gibi Bitcoin'le başlayalım. Aslında Mart ayı şimdiye kadar çok da kötü gitti denemez, en azından olduğu yeri Bitcoin muhafaza edebildi. Evet, ben açıkçası olumlu görüyorum bu şu anki durumunu. Ha, tabii ki gönül isterdi ki atsın 4200'lere, 4300, 4500 böyle bakalım tudumun diyelim ama ya açıkçası düşmemesi de bence olumlu gelişme. En azından yatırımcıların hala Bitcoin'e güveni yavaş yavaş daha fazla güveni artıyor. Belli ki yeni yatırımcılar yavaş yavaş da olsa artıyor gibi görüyorum ben bu aynı seviyede kalmayı. Olumludur. Ha tabii Mart ayı, şimdi önümüzdeki Nisan ayı özelinde bence birkaç... Mart ayı kedi ayı. Aynen, Mart ayı kedi ayı, Nisan ayı balina ayı. Hadi bakalım. Yok, balina ayı değil ama bence artık birkaç kez daha denemesini ve kademeli olarak yükselmeye başlamasını bekliyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz zaten şu an gerek 20 günlük hareketli ortalamayı zaten Bitcoin kendisine destek ediniyor. 50 günlük hareketli ortalamanın zaten üzerindeyiz. 100 günlük hareketli ortalamanın da üzerindeyiz. Şu an hedef 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalama da şu an itibariyle, tabii bu gitgide aşağı doğru geliyor ama şu an itibariyle 4800 seviyelerinden geçiyor. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bunu 4200 ve 4300 bandının ne kadar önemli olduğunu önceden defalarca söyledim. Benim kendi fikrim, eğer 4200-4300 bandını kırarsak 5000 dolara doğru yürürüz. Yani 5000 dolara dokunabiliriz. Oraya doğru bir yolculuk başlar ama önemli olan işte şu 4200 ve 4300 o aralığı bir kırmamız lazım yüksek işlem hacmiyle. Orayı kırdığımız zaman 5000'e gitmesi bana hiç sürpriz olmaz. Bu hareketli ortalamalarla ilgili geçen dönemimiz aslında önemli gündem oluşturan bir şey de Tom Lee'nin bir tahminiydi. Malum Tom Lee'nin tahminleri meşhur. Bu sefer şöyle bir tahminde bulundu. Eğer dedi ki Bitcoin 4000 doların üzerinde kalmaya devam ederse, hani 200 günlük hareketli ortalamayı bence Ağustos gibi kırmış olur ve o zaman da asıl boğa başlar. Tudum bun dedi. Ya ben o açıklamayı çok fazla anlamadım. Şu an 200 günlük hareketli ortalama zaten 4800'de. Yani gün bazında baktığın zaman 4800'de. Şimdi gitgide geri de çekilmesi bekleniyor şu anki fiyatlardan ötürü. Zaten Ağustos ayına kadar hani hareketli ortalama ne kadara çekilir? Ya şu şey anlamında söylemiş olabilir onu. Hani Ağustos'ta hani 4000 bu seviyelerde kalırsa teknik olarak zaten hareketli ortalama 4000'e geleceği için 200 günlük hareketli ortalama. Bitcoin yerinde saysa da kırmış olacak. Mantığında mı söyledi acaba onu? Ya ben asıl ya tabii evet o mantık birazcık karışık. Neye göre tahminde bulundu kısmı biraz bana da çok şey gelmedi ama onun asıl ana noktası ne zaman kırarsa, hani hangi seviyede kırdığının önemi yok. 4800'de mi kırar? 4000'e düştüğünde mi kırar? Ağustos çok uzun şey yani 4800 için. Yani şu an 4800. Tabii Ağustos'ta daha da gitgide düşecek bu hareket. Ya bence aslında Ağustos'u biraz sağlamcılık yaptı o. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani Bitcoin bu halving fiyatlamasını falan da yakalarım. Hem tahminim tutar hem böyle bak analiz yaptım demiş olurum diyor. Yani şunu oradan cımbızla çekersek belki de onu söylemeye çalıştı. 200 günlük hareketli ortalamayı Bitcoin kırdığı an yukarı doğru seri bir harekete başlar. Bence de benim asıl anladığım o. Gibi bir şey söylediyse evet olabilir. Evet, 200 günlük hareketli ortalama bence de önemli. Tom Lee de inatla bunun üzerine duruyor. Tom Lee zaten şeyde de yani Blockchain Ekonomi İstanbul'da da bununla alakalı bir sunum yaptı. Hareketli ortalamalar üzerine kurdu. Hareketli ortalamaları seviyor. Evet, yani inşallah tutar. Yani bence zaten tutar da Ağustos'tan daha erken tutacağını da düşünüyorum o bizim hareketli ortalama hesabımızla. Aynen öyle. Şimdi burada bir parantez açalım. Biz geçen bir duyuru yaptık Twitter'dan. Çılgın projelerimiz diye. Çılgın projeler diye. Birçok insan tabii çok merak etti. Özelden artık böyle mesaj şeyleri doldu. Gerek Telegram'dan işte gerek Twitter'dan. Özelden geliyorsunuz, soruyorsunuz. Şimdi biraz açıklıyoruz. Biraz bekleyeceksiniz. Diyeceğiz ama açıklamayacağız. Bekleyeceksiniz.
çok emek verdiğimiz bir proje var. Yaklaşık 7 aydır üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz 2018'de kripto teknikle alakalı birçok proje ürettik. Onların 2018'de tohumlarını attık. 2019 yılda kripto teknik için projeler yılı olacak. Yani şu an bizim planladığımız 3 tane önemli projemiz var. Bunlardan bir tanesini Allah nasip ederse önümüzdeki hafta, artık zaten projeyi bitirdik. Proje bitiri yaklaşık 2 hafta oldu ama. Test kısmındayız birazcık açıkçası. Son kontrolleri yapıyoruz. 2 haftadan fazla oldu. 3 hafta oldu proje biteli. 7 aydır da üzerinde çalışıyoruz zaten. İnşallah önümüzdeki hafta size güzel bir şekilde onu duyuracağız. Bakalım millete hayırlı olacak bir projeyle başlıyoruz. Aynen. Dediğim gibi 2019'da Kripto Teknik'ten bizim tarafımızdan 3 tane proje olacak inşallah. İkinci projeyi de, o da bizim için çok çok önemli bir proje. Gerçekten çok önemli bir proje. Onu da 3. çeyreğin başı gibi. Yılın 2. yarısının başı. Roadmap çizdin. Evet, roadmap'te öyle. 3. çeyreğin başı gibi. Yani yılın 2. yarısının başında inşallah duyurusunu yapacağız. Son proje çilek projemiz olacak zaten. O, o da artık son çeyrek 2019'un son şöyle, çeyreği. Evet, 2020'nin son çeyreğinde muhtemelen duyurusunu yapmış oluruz. O 2020'nin başına faaliyete alınması sarkabilir. O zaten buradan duyurabileceğimiz bir şey olmayacak. Onun inşallah lansmanını yapacağız. Yani lansmanı olacak bir şey olacak o. Çok çalışıyoruz. Kalın. Yani gerçekten çok çalışıyoruz. Hatta işte bu çekim de bitecek. Koştur koştur oraya gideceğiz. Çok uzun zamandır gece 1'de anca eve gelebiliyoruz. Sabah 7'de tekrar bu işlerle alakalı koşturmacalarımız devam ediyor. Ama inşallah çok güzel olacak. Allah çalışanı sever. Durmadan non-stop çalışmaya devam. Oraya da öyle bir parantez açalım. Yani durmadan özelden bize yazmayın. Önümüzdeki hafta içi o projeyi duyuracağız. Diğer iki proje de zamanı geldikçe duyurulacak. Çünkü gerçekten önemli projeler. Hani tam emin olmadan, belli bir seviyeye getirmeden duyurmak istemiyoruz. Ama hepsiyle alakalı çok büyük bir ekip çalışıyor. 24 saat çalışıyor diyebilirim. Yani biri yatıyor, biri çalışıyor, biri kalkıyor, biri çalışıyor falan filan. Suriyeli işçiler aldık. Onlar çalışıyor arada duruyor. Evet, şimdi biraz altcoin'lere gelelim. Evet, aslında altcoin'lere girmeden önce hemen ben bir dipnot açayım. Bu Nisan ayı altcoin'ler için çok kısır bir ay. Sadece Nisan da değil aslında. Bunu çeyreklik olarak bakarsak Nisan, Mayıs, Haziran, herkes Temmuz'da mesela Temmuz'da kıt bir ay. Haziran ayı tabii çok aktif bir ay olacak. Çünkü niye? İkinci çeyreğin bittiği bir ay. Bu kripto para dünyasında geliştirmeler çeyrek bazlı konuşulduğu için çoğu firmada atıyorum ikinci çeyrek diyen bir geliştirme için diyen bir kripto para genelde o işi Nisan'da yapmaz. İkinci çeyrek dediysen Mayıs olur işte. Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar süresi var en nihayetinde. O yüzden böyle Ocak dışında tutuyorum. Ocak biraz da yılbaşı olduğu için istisnai ilk çeyrek. Ama diğer ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreğin ilk ayı genelde kripto para dünyası için kısır bir ay olur. Ha tabii matematiksel istatistiğini tutmadım bunu ama yıllarda bunu yaptığımız gözlemine göre böyle Nisan ayının böyle en net tarihli olan etkinliği aslında da biz bunun için ayrı video da yaptık neredeyse. O tarafı onun için yapmadık da hani genel bir durumu anlattık. VeChain ve VeChain'in Summit'i. İnceleme güncellemesini yaptık. Evet, VeChain'in Summit'i 18 Nisan'da San Francisco'da. Şimdi aslında Nisan ayında altcoin'lerde hani bizim takip ettiğimiz altcoin'ler içerisinde en önemli haberlerden bir tanesi bu. Niye önemli? Güncellemesinde de daha geçen çektik. Bir hafta oldu. Geçen hafta çektik. Belirttik. VeChain'in bu summitinde önemli açıklamalar bekleniyor. Önemli partnerlikler bekleniyor. İşte BMW'nin zaten burada katılımcı olduğunu biliyoruz. Konuşmacılardan bir tanesi. Önemli markalar var yine summitin içerisinde. Ve buradan gelecek açıklamalar VeChain'le alakalı. Zaten şu an yaptığı fiyatlamasının sebeplerinden bir tanesi de o. Yani VeChain biliyorsunuz şöyle hızlı bir hareket yaptı. Yani 106'lardan birden 150'lere fırladı. Çok ciddi bir hareket yaptı. Çünkü niye? Bu summitle alakalı bazı işaretler önceden verildi. Hani siz bu summiti bekleyin. İşte partnerlikler yok. Evet, CEO'su siz bekleyin deyip onu işaret ediyor. Nisan'ı bekleyin. Hep buraya işaret edildi. Beklenti yarattı. Piyasada sonuçta beklentiyi satın alıyor yavaş tabii yavaş. Tabii ki piyasada haklı olarak beklentiyi satın aldı. Bakalım daha fare mi doğuracak yoksa gerçekten biz VeChain kanadında güzel şeyler bu etkinlikte duyacak mıyız? Biz takipçisi olacağız. An be an etkinliği takip edeceğiz. Önemli bir gelişme oldukça tabii en hızlı şekilde biz bunu Twitter ve Telegram kanallarımızdan duyururuz. Hemen videonun aşağısında hepsinin linki mevcut. Özellikle Telegram kanalımız zaten sohbet içinde oraya bekliyoruz. Orada çok güzel bir komünitemiz var. Evet, durmadan sohbet ediyoruz. Aktif. Evet, bayağı aktif, bayağı kalabalık. O yüzden oraya da gelmeyi ihmal etmeyin. Onun haricinde bir Skycoin'den haber vereyim. Biz çok konuşmazdık aslında Skycoin'i ama Skycoin son dönemde Advisor'ıyla meşhur bir kripto para oldu.
Kimdi bu advisor'a? John McAfee'di zaten. Evet. Kripto piyasaların meşhur manipülatörü mü desek ne desek. İşte bu McAfee pumpluyordu sürekli parayı. Böyle iyidir, şöyle iyidir. Dövmesini yaptırmıştı Skycoin'in. Derken geçen zehir zemberek açıklamalarda bulunarak Skycoin'e işim bitti benim dedi. Ortalığı karıştırdı. Aynen. Tabii millet hemen neyi sordu burada? En kritik soru. Ya kardeş dövme ne olacak dedi. O McAfee'nin de açıklaması var bununla alakalı işte. Dövme için de dedi. Ne kadar yaşlanırsan yaşlanayım. Vicdansız insanlar tarafından kandırıldığımı hatırası olarak bunu taşıyacağım ben dedi. Güzel bir açıklama. İyi kıvırmış yani. Yani işte anlaşamamışlar. Skycoin diyor işte abuk subuk tweetler atıyordu onunla anlaşamadık. O diyor bunlar beni kandırdı anlaşamadık. Ya ne para adam. Belli bir çıkar para, çatışmasından para dolayı. İçin hocam neyin anlaşamayacak? Para, McAfee'nin paraya tapan bir adam yani. Allah kitabı para. Ya ama ya bu tabii Skycoin ve tabii Skycoin özünde diğer kripto paralara ders olacak bir olay bence. Yani böyle manipülatif kişilere güvenerek pazarlama işler, yaparsanız bak, böyle biter. Bu işler böyledir. İki yönlüdür. Bu tarz adamlarla çalışın. Bu ticarette de böyledir. Bu tarz adamlarla çalışabilirsiniz. Kısa vadeli fayda da sağlarsınız. Olur. Hı hı. Ama her zaman işleri bok etme olasılığı olan adamlardır bunlar. Çünkü etik ahlaki değerleri pek yoktur. Yani McAfee dediğiniz adam da öyledir. Yani çok fazla böyle etik ahlaki değerleri olmayan adamlar bunlar. Bugün sizin menfaatinize iş yapar. Sevinirsiniz, iyi gidiyor falan filan dersiniz. Ertesi gün pat der. Menfaatleriniz çakıştığı zaman yapmadığı çirkefliği bırakmaz. Bu tarz adamlar böyle. O yüzden ben hiç şey yapmadım yani üzülmedim. Bu tarz adamlar bayağıdır da gündemimize gelmiyordu. Bir konuştuk kulağını çınlatmış olduk. Evet. John Baba'nın. Aynen öyle. Şimdi gündemin en önemli haberlerinden bir tanesi Binance kanadında. Ya evet, Binance'da çok kanadında haber var ya. Valla çok haber var. Gündem iyice yani Binance tarafından belirlenmeye başladı diyebiliriz. Hakikaten biz bu tekel mi oluyor mu bilmem derken adamlar oldu zaten. Bütün gündem kendileri tabii oluşturuyor. Tabii yani artık. Şu an biz her yaptığımız gündem değerlendirmesine en az bir tane Binance haberi vermek durumundayız. Şu an bakıyorum ben en az konuşabileceğim Binance'la ilgili 2 haber, 3 haber var yani. Çok şimdi çok şey var. En önemlisi tabii şu an bu haberlerin içerisinde Binance uzun zamandır çok tartışılan, uzun zamandır son dönemlerin modası haline gelen Launchpad'e giriş koşullarını değiştirdi ama öyle böyle değiştirmedi. Yani bayağı kökten bir değişiklik oldu. Biliyorsunuz çok şikayet vardı Launchpad'lerle alakalı. Erken kalkan yol alır mantığında ilk girenler alıyordu. Arkada kalanlar işte manipülasyon oluyor kardeşim biz bekledik bekledik alamadık. Sistem hata verdi. Benim bununla ilgili bir istatistiğim var hemen bunu yazmıştım. Geçen en son Launchpad'den çıkan ICO Seller'de, Seller Network'tü. 17 dakika kadar açık kalmış sistem. 4 milyon dolarlık bir satış yapılmış. Ya muhtemelen 40 milyon dolar açsa 40 milyon dolarlık satış yapacaktı. O da ayrı bir şey. Ki kaldı ki hemen dipnot olarak da söyleyeyim. ICO'dan girenler direkt 4x gibi bir karını da aldı. Onu herkes biliyor artık. Yani girebilirsen karla çıkıyorsun. Kaç kişi başvurmuş? 39.003 kişi almaya çalışmış. Kimliğini doğrulamış, almaya çalışmış. Alabilen kişi sayısı 3129. Şimdi orada tabii şöyle tartışmalar dönüyordu. Ya burada rahmani mi ilerliyor işler yoksa problemler mi var içeride? Ben orada kendi fikrimi çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bir kere şuna inanmıyorum. Hani Binance orada böyle bir katakulli yapıyor mu? Çünkü Binance'ın bunu yapmaya ihtiyacı yok. Binance eğer ya oradan Binance bir token alacaksa en baştan alır zaten. Almıştır yani sellerini eğer alacaksa. Yani Binance, öyle bir şey çakallık yapsın ki. Öyle bir şey yapmaya ihtiyacı yok. Zaten Binance'la öyle bir pazarlık masasına oturduğunuz zaman sizin atıyorum işte o ICO tarafında sizin bir pazarlık gücünüz yok. Ya Binance sana şunu söylüyorsa ben kardeşim en başta şunu bir bakalım sen ver bana. Şu bir sağ kasaya girsin bakalım dediği zaman sizin bir pazarlık gücünüz yok. O yüzden Binance'ın böyle çakallık çukallık yapmaya ihtiyacı bence yok. Bence de o 3100 kişinin de hakikaten o sistemsel olarak rastgele alındığına ben inanıyorum açıkçası. Ben de inanıyorum. O konuda benim gerçekten bir tereddüdüm yok. Ha, şu konuşulabilir. Bunu tartışmakta fayda var. Teknik olarak altyapı buna müsaade ediyor mudur? Çünkü bazı hatalar falan verdi sistem. Binance burada eleştirilebilir. Doğrudur. Buradan eleştirilebilir ama diğer taraftan işte Binance şakallık mı yapıyor? Tokenları kendi niye alsın kardeşim? Bunlar söyleniyor diye söylüyorum. Bana çok saçma geliyor ama arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz Twitter'da falan bunlar yazılıyor. O yüzden söylüyorum. Binance'ın bunu yapmaya falan ihtiyacı yok. Ya Binance'ın kendisi yerine koyun kendinizi. Yani şimdi Altu şeyin sahibi, projenin sahibi ben Binance'ın orada işte ilgili departmanında şeyim neysem neyim. Konuşurken Altu'nun benim karşımda pazarlık gücü yok ki. Ne istersem zaten alırım ben Altu'dan. Hani böyle bir şey yapmaya ihtiyacım yok. O bir. İki, yeni gelen sistem. Yeni gelen sistem nasıl olacak onu konuşalım. O da çok eleştirildi. Ben bu eleştirilerin hiçbirini haklı bulmuyorum. Binance'ın yaptığı sistemi %100 mantıklı buluyorum. %100 mantıklı durum. Herhalde tartışacağız bu konuda senle benim bakışlarımdan. %100 değil ama ya. Ya şimdi %100 iddialı oldu ama ya şu an
benim aklıma yattı, en azından öyle söyleyeyim. Evet tamam, %100 belki şey olmayabilir ama benim aklıma yattı. Ne diyor Binance bilmeyenler için söyleyelim. Diyor ki bundan sonra bu ICO'lara, Launchpad'deki projelere katılabilmek için en az 100 BNB bulundurma zorunluluğu getiriyorum. Bu bir. 100 BNB bulundurduğunuz zaman bir çekiliş hakkı alacaksınız. 200 BNB bulunduran 2 çekiliş, 300, 3, 404, 505 bunun üzeri yok. 1000 de bulundursan yine 5 ya da 20 bin de bulundursan yine 5 tane çekiliş hakkı alacaksın. Bunu diyor son 20 gün hiçbir şekilde harcamayacaksın BNB'leri. Şimdi ben kendi fikrimi söyleyeyim, sen kendi fikrini söyle o zaman. Ben şöyle mantıklı buluyorum. Biz zaten burada kıçımızı yırttık. Affedersiniz bir yıldan fazla aşkın süredir. Değil mi? Ben burada hep burada BNB diyorum. Hep BNB diyorum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Binance güçlü bir borsa olduğu için BNB'ye durmadan yeni kullanım alanları yaratıyor. Ve yaratmaya da devam edecek. Bundan sonra da edecek. O mantık çerçevesinde şu an Binance'ın yaptığı doğru. Bir, ne yapıyor? Bu kadar geniş katılımı olan ve bu kadar tartışmalı olan bir alana bir kere katılımcı sayısını birden ciddi anlamda sınırlıyor. Yani 100 BNB'nin altı diyor katılmayacak. Bir, buradaki problemi şöyle bir çözmeye çalışıyor. Bir çözecek çok büyük ihtimalle. Ve ne yapıyor? BNB bulunduranlara, yani BNB'nin bunu yaparken aynı zamanda değerini arttıracak bir harekette bulunuyor. Yani bir taşla iki kuş aslında Binance için. Benim mantığım bu. Ya aslında borsa için çok mantıklı bir hareket. Ha, burada eleştiriler nelerdir? Biraz eleştirilerden bahsedelim. Tamam, genel olarak... Ya balina dostu bir yöntemdir. Parası olan daha çok para kazansın. Alttan girip de hani yeni daha düşük paralarla bir şekilde oynayan küçük yatırımcı için hiç dost olmayan bir yöntem olduğu söyleniyor. Konuşulabilir ama Binance'ın ben white paper'ında böyle fakirleri korumak, fakir traderları şey yapmak gibi bir madde hiç görmedim. Yani Binance bu Darül Eceze değil burası. Borsa yani. Borsa her zaman... kendi parası varsa eğer kendi parasının değerlenmesi için gerekli adımları atacaktır. Bir de hani böyle çok anormal, evet tabii ki parası olmayan için 100 BNB şu an ne kadar yapıyor? BNB 17 dolarlara da geldi gerçi. 1700 dolar gibi para yapıyor 100 BNB. Ama çok çok büyük yani balina. Yani tabii o balina bir biraz abartı oldu. Hani balina biraz abartı oldu 1700 dolar. Evet yani bazı insanlar için ciddi bir meblağ olabilir, kabul ediyorum. Ama hani yani genel ortalamaya da baktığınız zaman 1700 dolar öyle çok çok ciddi. Hani böyle ya nasıl vereceğiz bu parayı kardeşim diyebileceğim bir para da değil. Kaldı ki Binance'ın aşkına olmazsa olmaz bir şey değil yani. Yani bir de etik olarak şey olduğunu söyleyenler de var. Hani bütün madem eleştirileri söylüyorum onu da söyleyeyim. Hani insanlara zorla kendi parasını aldırtıyor böyle bilmem ne. Abi zorla hiçbir zorla şey, bir şey yok tabii ki. Adam kendisi bir platform yapmış. Bu platformu tutturmuş. Bu platform şu an işliyor. Platform ve bunlar bir modadır ha. Yani her zaman da böyle Binance Launchpad'i bu kadar cazibeli kalacak diye bir şey yok. Yani ben bunları böyle bir furya olarak görüyorum. Bir moda olarak görüyorum. Ha bu şey kalacak. Onu yanlış anlaşılmasın. Bundan sonra borsalar üzerinden çıkan Binance'dan geçip ona geçeceğim ben de zaten. Evet, tam o konudan bahsedeceğim. Yani ben şöyle bir konuyu toplamam gerekirse çünkü çok tartışma konusu oldu. Ben de Twitter'dan biraz şey bir tweet attım. Yani ya göstere göstere geldi bunlar. BNB'nin değerleneceği çok netti. Göstere göstere geldi. Yani aslında BNB sanki boğa sezonundaymış gibi fiyatlanmalar yükselerek hareketlerini yaptı. Çünkü Binance'ın kafası rahat. Çok rahat kararlar alabiliyor. BNB üzerinde tam bir kontrolü var. Onlar da rahat bir şekilde BNB'nin fiyatını arttıracak adımları atıyorlar ve atmaya devam ediyorlar. Ben burada hiç etik açıdan da sıkıntılı bir şey görmüyorum. Teknik olarak da sıkıntılı bir şey açıkçası görmüyorum. Hani bunu söylemem lazım yani. Çok çünkü eleştiri var Twitter'da, ben hiçbirisine katılmıyorum. Şimdi Huobi de gene Binance gibi kendi exchange üzerinden token satma olayına girdi. Ve bütün borsalar bu işe giriyor. Evet. Hatta bu ICO olayının en önemli sitesi işte ICO Bench var. Orada da sırf bunun için ayrı bir bölüm açıldı. Borsalar tarafından satılan coinler için. Muhtemelen bu işin geleceği artık insanlar sadece hani büyük çoğunluk yüzde vermiyor. Şimdi atmasyon yüzde vermiyor tabii de. Yani büyük çoğunluk. Ben saydım falan. Saydım %69'u. Sadece borsalardan alacaklar. ICO'ya girecekler. Risk oranı çok düşük. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Ama tabii... İşte borsaların elini kuvvetlendiren, sistemi merkezileştiren veya tabii ki iyi fikri olan piyasaya yeni girmek isteyenleri borsalara muhtaç eden ve kendi fonlamasını yapmayı engelleyecek. Öyle de hani şimdi terazinin iki tarafına koyuyorsun. Bir tarafta ya bu kadar insanlar ICO'lara girdiler. ICO'lardan girdiler. Batanlar çok var. Battı abi adam ICO'dan bir şey alıyor. Atıyorum 4-5 ay sonra ICO borsaya giriyor.
adam IPO'dan girmiş, borsadan alan onda bir fiyatını alıyor adamın aldığını. Yani bunların çok örneği var. Bu da iyi bir örnek gene. Çoğu borsaya da giremiyor. Evet, aldığında evet. Kalıyorsun. Dolandırıcı skemleri hiç saymıyorum. Adam tabii, parayı alıyor, yok oluyor. Bir açıdan da işte tam onu diyecektim. Tabii o kısmı da çok önemli. Çünkü hakikaten ortalık skemden geçilmiyordu. Bu bunu bitirecek bir sistem yani. Pek çok para giriyorsun, yok olup gidiyordu gerçekten. Aynen öyle bir şey işte vardı. Demin söyledik yani bunların fiyatlandırmaları bilmem ne. Biz her bölüm burada işte şu ICO projesi scam çıktı diye haber yapıyorduk. Scam scam'eydi yani bir dönem hakikaten ortalık scam'den geçilmiyordu yani. O kadar sıkıntılı bir dönem vardı. Aynen öyle. Yani bu Levent borsalar... Levent Karaca paradisi gibi oldu da. Nasıl? Levent Karaca'nın böyle bir paradisi vardı. Evet. İşte yani şeyin borsaların hani dedim ya sıkıntılı yönü yok mu? Evet, borsaları gerçekten böyle bir teker haline getirmesi babinin mikrofonu takıldı. Bir şeye getirmesi babında sıkıntı. Evet, yani çok merkezi şeye getir. Ama yani şu an baktığın zaman zaten borsalar olmadan da iş yürümüyor. Böyle de bir gerçek var. Yani şu an cyberpunk akımına kadar götüreceksek bu işi zaten borsaların kendisini bir ortadan kaldırmak lazım. Şu anda onu yapmak pek mümkün olmadığına göre her şeyi bir teraziye tartacağız. Eksisine, artısına, artısına, eksisine ona göre bir ölçüm yapıp bence bu borsaların kendi ICO'larını çıkarması, ICO'ların borsalar üzerinden çıkması artı yönünden ağır basamış. Evet, bakalım göreceğiz. Zaten artık ona dönüşecek piyasa. Ötekiler işi çok zor gibi gözüküyor. Borsadan girenler çok daha şanslı, çok daha. Ha tabii ki burada senin dediğin kısma geliyor işte işin merkeziyetsiz kısmı, işin bağımsızlık kısmı falan yalan oluyor birazcık ama muhtemelen bir şekilde su akar yatağını bulur mantığıyla olur. Kendi içinde bir olur. Yani oluşacak. Şu an ilk önce kripto paraları insanlara kabul ettirme aşamasındayız. Burada da borsalar önemli roller oynuyorlar. Hadi şimdi en baştan bütün borsaları şey yapalım falan filan. O çok fantastik bir şey. O yüzden gerçekçi konuşmak lazım. Rasyonel konuşmak lazım. O bağlamda baktığım zaman bence mantıklı bir hareket. Orada hemen Binance'la ilgili bir ufak haber daha vereyim. Oradan devam edelim. Evet. Binance Lite isimli işte yeni bir sistem çıkardı. Avustralya'da direkt gazete bayilerinden nakit parayla Bitcoin almayı sağlıyor. Evet, pek çok önemli. Şeyden. Tabii önemli. Çok önemli. Biz hep söylüyoruz Bitcoin insanların erişimini kolaylaştırmak. Tabii, tabii, çok tabii. Yani hani çok borsaların güzel. Teknik olarak alım satımı zor olduğu için de bizim Bitcoin'in kripto parana olumsuz yanlar dediğimizde bir maddeydi o. Nereden alacağını bilmiyor. Bitcoin diyorsun böyle bakıyor. Nereden alınır? Yani bakkaldan mı alacağım, kasaptan mı alacağım? Çünkü yani bunu kullanılacak yer kadar alacak yer de önemli. O da o yüzden genel ne piyasayı. Kadar ulaşımı kolaylaştırırsan bu tarz şeylere o kadar yaygınlaşır. O zaman belki altcoin haberi daha verelim. Bu ara son dönemin konuşulan konularından biri Zeux. Zeux neydi? İşte Apple Pay ve Samsung Pay için ödeme yöntemi oluşturan bir sistemdi. Apple ve Samsung kabul ettiği için de burada bulunan kripto paralarla direkt orada ödeme yapabileceği için çok değerli bir sistem şu an için. Burada işte geçen Bitcoin SV'yi kabul ettiklerini duyurdular. En sonunda IOTA bu sisteme dahil oldu. IOTA da entegre oldu. IOTA da onun fiyatlamasını yaptı zaten. Şöyle bir 8.000'e dokundu. Zeux'u takip etmek lazım bence. Oraya kabul ettikleri kripto paralar, işte o kuantum zaten nasıl yükseldiğini gördük. Evet. Hani Zeux'un yapacağı açıklamalar bir süre birkaç kripto parayı daha hani bu sıradanlaşana kadar bazı paraları gene hareketlendirmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Orayı dolduracaklar tabii belli bir yerde sonra çok cazibesi kalmayacak ama ilk girenlerin fiyatlama yapması muhtemel. O yüzden bence takip listenizi alın bir yerlerden takip edin Zeux'u. Evet ya bir garip haber var bende ben garip onu haber. Vereyim. Enteresan bir haber yani gene. Ben bu haberi okuduğumda gerçekten Zeitung haberi mi diye şaşırdım. ben de kontrol ettim. Google'a aynı baktım. Haberden bahsediyoruz muhtemelen. Çanakkale'de 2. Amatör Ligi B grubunda mücadele eden Bolayır Gençlik Spor, ismini de verelim, Osman Yusufoğlu isimli bir futbolcuyu 4500 liralık Ethereum, 1 ton buğday, 1 ton da ayçiçeği karşılığında transfer etmiş. Ayçiçeği. Ne yapacak abi bu adam 1 ton ayçiçeği? Ayçiçeği diye okudum. Ayçiçeğini satar. Ayçiçeğini ne yapacak? Çekirdeğinin belki ticari değeri var tabii de. Bir ton çekirdeği. Abi şimdi 4500 liralık Ethereum tamam. Problem yok. Ama şimdi 1 ton buğday, 1 ton çekirdek, yok 1 ton domates. Yani bu antik Mısır'da ticaret yapan bir şey gibi. Nedir abi böyle 1 ton buğdayla falan? Takasla. Ya tabii bizim burada ilgilendiren tarafı Ethereum'du aslında ama yani Ethereum'un önüne geçen bence 1 ton buğdayla güzel legalize edebilirlerse o Ethereum merdivenlerini mis gibi işte. Hani ben olsam şey derdim kardeş yani o buğdayı bir ton buğdayı bir ton bir de nereye koyacaksın abi bir ton buğdayı bir ton ayçiçeği girdiğin zaman. Vardır onun deposu ne denir ona
Şimdi dilimin önünde söyleyemedim. Yani. Durdu ambara. Neyse hani bizi ilgilendiren kısmını söyledim. Ben aslında beni diğer kısım daha çok ilgilendiriyor şu aşamada ama. Ayçiçek tüccar mısın sen, ne ilgilendiriyor? Abi bu devirde 2019'da bir ton buğdayla adam alınır mı ya? Yani ikinci amatör B grubu olduğu için. Abi ne ikinci ne amatör olsun, 10. amatör olsun ya. Şurada yani mendil satan adama bile hani mendil verdi. Al ben de sana bir avuç çekirdek vereyim desen vermez mendili sana ya. Olur mu öyle şey? Bir ton olunca sonuçta ticari değer ya, olabilir. Ya, ben çok garipsemiyorum. İyi tamam, sen ondan sonra buğdayla ay çekirdeği de yaparsın ticareti o zaman ya. Bu kadar mantıklı buluyorsun. Ay çekirdeği kabul edilir. Bitcoin, Ethereum ay çekirdeği. İnanılır gibi değil. Ben çok şaşırdım abi. Antik Mısır gibi ya. Eskiden olurmuş ya böyle tağılla şeyde takas döneminden kalma falan. Enteresan. Evet. Hatta şeyin açıklaması da daha enteresan. Futbolcu da açıklama yapıyor sonra. Kripto paradan ziyade buğday ve ay çekirdeği beni daha çok cezbetti diyor. Mantıklı, adam geleceğe yatırım yapıyor. Türkiye'de enflasyon fena. O ay çekirdeğini biraz stoklasa kim bilir kaç para olacak. Gerçi evet, Türkiye şartlarında düşündüğümüz zaman fazla buğday falan önümüzdeki sene kripto paradan daha fazla kâr ettirebilir. O da mantıklı. O zaman birkaç altcoin'lerle alakalı bir iki haberi daha böyle hızlı hızlı geçeyim. Ondan o konularda da bilgilendirme yapalım. Sizden gelen yorumlara geçelim. Arada önemli bir haber daha var. Dur altcoin'lere geleyim, ona döneceğim sonra. Ne var bu altcoin haberlerimizde? Cardano işte mainnet upgrade'i yaptı. Ouroboros hard fork'u öncesi tabii artık... Cardano dedin. Cardano'nun gelişmesi çok önemli. Fiyatı da çok güzel yansıdı. Çok güzel fiyatlamasını yaptı artık Cardano. İşte... Şimdi bunları canlı yayında konuşacağız. Tabii Perşembe bu canlı günü, yayında daha detaylı konuşacağız Perşembe bunu. Perşembe günü saat 8'de canlı Şeliye yayında doğru gidiyor. Bakalım Cardano daha ne kadar fiyatlanabilecek bu geliştirmeleri. Bu arada biliyorsunuz perşembeleri her perşembe saat 8'de biz burada canlı yayındayız. Hem gündemi değerlendiriyoruz, hem sizden gelen soruları cevaplıyoruz, hem sohbet ediyoruz. Bu perşembede yine aynı şekilde canlı yayınımız olacak. Onu da söyleyelim. Geçen perşembe yapamadık. Kedim doğum yaptı. Onun koşturmacası vardı. Ondan dolayı bu perşembe kaldığımız yerden devam. Quark Chain'de mainnet var bu ay bekleniyor. Onu da söyleyelim yatırımcısı için. Onun harici Digibyte'dan ben bayağıdır söz etmiyordum. Çünkü Digibyte bayağıdır böyle bir dişe dokunur haber çıkartmıyordu. Geliştirmeler yapılıyordu tabii ki. Dişe dokunur bir şey yapmadı demeyeyim tabii ki de. En son yaptığı şey işte yeni bir privacy özelliği kattı Dandelion ismiyle. Aslında bu tam olarak hani Monero'nun falan yaptığı şeyi karşılayan bir gizlilik geliştirmesi değil. Daha çok kendi IP adresini gizlemeye yönelik bir gizlilik teknolojisi ama gizlilik gizliliktir. Hani pek çok kripto para hani buradan şeye bağlamak istiyorum ben. İşte Litecoin'in de mesela artık gizlilik özelliği koyacağını konuşuyorduk biz. Kripto paraların çoğu bu tür genel ödeme sistemi sağlayan kripto paraların artık gizlilik olmazsa olmaz gibi bir hal almaya başladı. Pek çok kripto parada bu tür geliştirmeler geliyor. Bunlar bence uzun vadede bu gizlilik konusunda önde gidenler daha iyi yer alacağını düşünüyorum gelecekte. Bir de o zaman artık Ethereum'a da bir dönelim. Demin unuttum dediğimiz oydu. Ethereum konuşmadan böyle Digibyte evet. Anlattım ben ama tabii Ethereum'dan da konuşalım. İlginç açıklamalar var Ethereum'da. Evet, Vitalik gene sorulara cevap verdi falan böyle. Klasik Vitalik aslında, çok şaşırtmadı beni. Çok açık sözlü olduğundan fazla açık sözlü ve hiç iyi bir pazarlamacı değil. Yani neyse söylediklerini söyleyeyim mi onun üzerinden yorumlayalım. Dedi ki işte Ethereum liderliğini kaybediyor diye bir soru sordular buna. O da dedi ki Ethereum işte blockchain'deki akıllı sözleşmeler alanındaki hakimiyetini bayağı kaybetti dedi. Bir derece kaybetti ama bunun temel nedeni dedi ki ilk proje olması. Biz hani ilk proje olduğumuz için endüstri olgunlaştıkça bizden gören, bizim yaptıklarımızdan ders alan, öğrenen projeler yeni yeni ürünler ortaya çıkardılar. Onlar da bize pazar payımızı çalıyor. Hani bu işte böyle yürür sonuçta, onlar gördü. Biz çok mantıklı bir açıklama ama bilmiyorum bunu Vitalik mi söylemeliydi yani. Ya doğru söylüyor, %100 doğru. Söyledikleri hiçbir problem yok. Ya teorik olarak doğru söylüyor. Teorik olarak ama şimdi bu habercilik mantığında biliyorsun cımbızlanacak. Bunun üzerine... Manşeti ne olacak? İşte Vitalik Ethereum'un işte pazar payının küçüldüğünü başka projenin kendisi geçeceğini kabul etti falan gibi saçma sapan başlıklar açacaklar. Attılar da yani. Öyle oldu. Ya ama tabii burada hani sorulacak soru aslında şey. Tamam, diğer projeler Ethereum'dan gördükleri eksikleri kapatarak senden pazar şeyi aldı. Peki sen buna karşılık ne yaptın diye bir soru sorulup o muhabbet uzatılabilirdi. Yani bize şurada gelse onu uzatırdık, o muhabbeti sıkıştırırdık ama. Ne yaptı yani, şuraya otursa ne sıkıştırırız biz Vitali'yi de yani. Ne yaptı işte hard forkları ertelemekten başka? Yani çok da bir şey yapmadılar açıkçası. Ethereum'a ben hala umudumu kaybetmedim ama hakikaten artık... Ethereum'u benim çok beğendiğim kriptolardan bir tanesi, her zaman söylüyorum. Hızlanması lazım. Biz hep aynı şey söylüyoruz. Ethereum hızlandıkça, yani hızlanmaktan kastım saniye başı işlem değil. Genel bütün güncellemelerin, prosedürün hızlanması lazım. Genel olarak işleyişi hızlandırmaları lazım.
Evet. Ya o konuşmanın devamı var ama. Evet, bir de Tron'la alakalı muhabbet de var. Bu Ethereum'la belalısı oldu var ya, bu Justice Vital'in belalısı oldu. Her yerde Vital sıkıştırıyorlar. Çok bir de geçen fotoğraf falan çekilmişti. Demişim fotoğrafı buğulu camın arkalarında falan. Çok komikler ya. Vital hep güldürüyor beni. Allah Allah. Ütü makinesiyle falan mı çekmişler? Post makinesiyle mi çekmişler? Böyle bir fotoğraf olabilir mi? Vital'de şey fotoğraf çekilmiş. Justice'a. Şimdi Justice'a paylaşmış. Vital'in o açıklamanın devamında Vital şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Zcash ve Ethereum Classic, eğer Ethereum'un hakimiyetini ele geçirirlerse hani tüm ümidimi kaybetmem falan filan tarzı bir şey söyledi. Orada bir açıklama yaptı yani hani. Hani o geçecekse onlar geçsin falan gibi bir şey söyledi. Ama dedi eğer dedi Tron dedi bizi geçerse o zaman dedi insanlığın ne dedi? İnsanlığın geleceği açısından dedi çok üzülürüm gibi. Justice adı tabii cevap verdi. Justice biraz tiye aldı bunu falan. Şey dedi, biz Tron tabii ki dedi geçecek birinci, yani biz zaten geçeceğiz geldi ama hani yarın öbür gün biz çok başarılı olduğumuzda Vitalik Buterin'in işte Ethereum ve anıtını falan dikeceğiz dedik. Sırf blockchain'in aslında yaptığı katkılardan dolayı gibi böyle bir kibarca. Ama şey Justice'ın şey Justice'ın Vitalik'in açıklaması çok güzel. İnsanlığın geleceği açısından çok üzülürüm diyor Tron bizi geçerse. Valla bazen üzülüyorum Vitalik'e böyle. Sıkıştırıyorlar sorularla böyle mantıklı cevaplar veremiyor. Konuşmak ya, komik yerlere gidiyor. Vitalik konuşacak bir şey yani adamın öyle bir yeteneği olmak zorunda değil. Vitalik teknik bir adam. Neticede teknik düşünen bir adam. Yazılımcı bir adam. Hani çok da bu muhabbetlere girme böyle. Çünkü gazeteciler bundan o elektriği aldı. Her konuştuğun zaman malzeme veriyor. O zaman konuşmayacaksın abi sen. Pazarlama ekibi Vitalik'i alacak karşısına oturacak. Bak kardeş sen çok güzel iş yapıyorsun falan filan. Sen konuşma bırak o işleri biz cevaplayalım falan diye. Çünkü şimdi böyle malzemeyi gör kan kokusunu aldılar. Şimdi Vitalik'i ne sorsan malzeme bomba alıyorsun. Patlıyor yani orada. Ne sorsan ikinci soruda patlıyor. Hemen bir malzeme veriyor sana. O yüzden buna bir çözüm bulmaları lazım. Yani bu Vitalik'in açık sözlülüğü Ethereum'un başına çok iş açar. O yüzden hani bence Justin Sun'la da çok tartışmaya girmesin. Onun alanı değil. Yani aslında Justin Sun'a her avantaj, her tartışmada Justin Sun karlı çıkıyor. Kendi popülaritesine popülarite katarak çıkıyor. Adamı. Justin Sun'da çene var. Adam konuşuyor. Vitalik de ona şimdi laf yetiştirmiş ama sen ya senin iyi olduğun alan başka. Sen Justin Sun'a cevap yetiştirme. Boş ver. O ne konuşuyorsa konuşsun. Yani biz işimizle konuşacağız da geç yani. Boş ver. Hani sen onunla tartışamazsın. Justin Sun başka. Justin Sun benim kalemim. Justin Sun benimle tartışsın. Seni çağıracağım. Gelsin şuraya. Gelsin buraya Justin Sun. O zaman biraz izleyicilerden gelen yorumları cevaplayalım mı? Soruları cevaplayalım mı? Yunus Yılmaz yazmış. Emeğinize sağlık. Yine çok güzel bir yayın olmuş. Hemen hemen her konuda inceleme yaptınız ama Bitcoin'den ileride yüklü miktarlarda para kazanırsak bu parayı nakite nasıl çevireceğiz? Vergilendirme tam net değil ama ben sizin fikirlerinizi öğrenmeyi istiyorum. İnşallah bununla alakalı bir yayın yaparsınız. Şimdi şöyle Yunus Yılmaz. Şu an Türkiye'de bununla alakalı bir regülasyon yok. Yani net bir durum yok. Yani kripto paralar emtia mı sayılacak, döviz mi sayılacak, ne sayılacak hiç kimse bilmiyor. O yüzden hani bizim de şu an bir şey söyleme gibi bir durumumuz yok. Ya devletin tabii, regülasyon koymadığı belli fikirler yürütebiliriz ama sonuç olarak hani o çok muğlak bir alan. Hani devlet bilerek muğlak bırakılan bir alan. Çünkü ya bir netleştirmen gerekirse ya kabul edeceksin ya reddedeceksin. Çünkü regülasyon getirmen demek onu kabul etmen demek belli bir yerden sonra. Şimdi devlet biraz böyle mesafeli davranıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim fikirlerimizi sormuşum. Bilmiyorum altın edilmiş ama benim fikrim şu. Çok uzak bir süreye kalmadan hani bu iş çok uzamadan muhtemelen devlet tarafından bazı regülasyonlar gelecek bu işe. Yani bu kadar da. Çünkü bu şeyle alakalı. Şu aşamada çok kontrol edilmesi zor bir piyasa değil kripto paralar. Ama tabii market cap büyüdükçe bu biraz Bitcoin'in fiyatıyla da doğru orantılı. Bitcoin'in fiyatı daha da yukarı çıktıkça market cap büyüdükçe tabii o biraz birbirini tetikleyen şeyler. Yeni yatırımcı içeri girdikçe şimdi orada ciddi bir ekonomik büyüklük bence oluşmaya başlayacak. O zaman devlet de oraya tabii bir regüle etmeye başlayacak. İlk regüle eden nereden gelecek? İşte zaten Türkiye'de parayı çekmek için borsalar var. İşte borsalar üzerinden bir şekilde gelir vergisini onun kitabını uydurup alacaklar. Öyle başlayacak gibi geliyor ama tabii ki o afaki konuşuyoruz şu an. Devlet için bunları regüle etmek, kontrolünü yapmak, ya borsalar üzerinden herkes işlem yaptı, herkes kimliğini veriyor, banka kaydını veriyor. O yüzden çok kolay ya devlet açısından öyle bir hani regüle edeceği zaman çok net bir şekilde bütün onların gerekliliklerini sağlayabilir. Kürşat Akköy yazmış, IOTA güncellemesi gelse ne güzel olur, umarım Bitcoin bazında 20 binler gelir. IOTA güncellemesi gelecek. IOTA için 20 binler nedir ya IOTA? Nerelere gitmişti zamanında gene gider. Evet. Sadece piyasayı bekliyor bence. Bu arada IOTA'yı göreceğiz. Evet ben şeyde iyi hatırlıyorum.
Neyse şimdi günlük trade olaylarına girmiyorum ama Bitcoin bazında tabii ki 20 binler IOTA için hani böyle ulaşılması çok çok zor. Ne güzel günlerdi değil. Böyle 1 dolardan IOTA alıp 4 dolardan sattığımız günler falan diye böyle. Ama tabii şimdiki haline baktığımız zaman 20 bin Satoshi'ye gelmesi ortalama %300'lük bir kar demek ortalama olarak. O yüzden ama 20 binler çok uzak evet. ihtimaller değil. Yani en ufak bir boğa başlangıcında 20 binler IOTA'nın oturacağı rakamlar olur zaten. Kemal Çetin yazmış. Arkadaşlar gizlilik deyip duruyoruz da anlamadığım bir konu var. Sonuçta ben bu parayı bir kripto borsasına gönderirken veya alırken bir banka kullanıyorum. Sonuçta devlet veya devletler takip edebilir benim paramı değil mi? Bu arada kusura bakmayın Rus klavyesinden dolayı noktalama işaretleri yok. Kemal Bey hiç sıkıntı değil, bir sorununuzu anladık. Gayet de güzel yerinde bir soru sormuşsunuz. Aslında tam olarak o gizlilik parası sizin de o takip zaten edebilir dediğinizin... Deşin altına. Evet yani takip edebilir mi dediğiniz kısım var ya zaten bankalar takip ediyordu. İşte onu takip edilemez yapması için zaten kripto. Ya şimdi şunu paraları. Söyleyelim Kemal Bey. Bunu Dash'in altına yazmışsınız. Fark etmez. Monero olsun, Dash olsun veya herhangi başka bir gizlilik, privacy, kripto olsun. Veya diğer kriptolar olsun. Siz zaten araya borsayı soktuğunuz zaman, borsaya kimliğinizi verdiğiniz an zaten o sistemin dışında kalıyorsunuz. Yani herhangi bir gizlilik durumunuz sizin yok o saatten sonra. Abi, niye? Nerede o gizliliği yakalarsınız? Onu da söyleyeyim. Mesela Türk borsasından Bitcoin aldınız. Sizin o borsada kimliğiniz var, şeyiniz var. Takip edilebilirsiniz. Siz o parayı Bitcoin'i Binance'a gönderdiniz. Hala sizin cüzdanınız var. Takip edebilirsiniz. Ha, Binance'da o parayı Monero'ya çevirdiniz. Monero cüzdanına çektiniz. O saatten sonra birine gizli bir şekilde gönderdiniz ama artık o sistemden çıktınız. Takip edilemezsiniz. Ama gene orada ilk kademede gene borsaya sokuyorsun. Ondan sonra parayı çekimini falan borsadan yapmıyorsun. Tabii çekerken gene şey. Aynı sistem. Tabii. Tekrar Bitcoin'e çevirip kendi hesabınızı aldığınız yani anda gene gönderir olursunuz. O borsayı sen işin içerisine soktuğun zaman... O para borsada duruyorsa veya o borsa üzerinden herhangi bir sen para trafiği yaptıysan atıyorum herhangi bir durumda hukuki merciler o borsadan seninle alakalı kayıtları istediğinde borsa bütün bu kayıtları paylaşmak durumunda. Hiçbir borsa mahkemeden gelen kağıda yok kardeşim biz işte kripto para ya, olur mu öyle şey ya biz bunu paylaşmıyoruz diyemez. Paylaşmak zorunda. Zaten iş orada patlıyor. Ya tabii bu gizliliği peki nasıl sağlarsınız? Bunun çözümü aslında kripto paraların yaygınlaşmasıyla doğru orantıda. Dediğim gibi aldınız siz Bitcoin'i, çevirdiniz Monero'ya, çektiniz cüzdana. O saatten sonra siz parayı borsaya tekrar çekmezseniz, alacağınız şeyi, yapacağınız ödemeyi Monero'yla veya işte Dash'te bir şeyle yaparsanız o zaman takip edilemezsiniz. Tabii, ancak o şekilde. Zaten gizlilik paraların onu amacı yaparsınız. Da o zaten. O alışverişi gizliliğini sağlamak. Ya aslında çünkü o gizlilik parasını siz tekrar Bitcoin'e çevirip çektikten sonra zaten gizlilik de bir şey kalmıyor. O gizlilik parasının şu an geçtiği o kadar çok yer var ki ama işte Dark Web'ti aslında asıl kullanım alanları ve normal hayatta da olan kullanım alanları şu an sınırlı. Altun dediği gibi yani o alan genişledikçe atıyorum siz Amazon'dan da rahat bir şekilde kripto paralarla alışveriş yapabilirseniz veya Amazon gibi başka sitelerden kripto paralarla alışveriş yapabildiğiniz sürece tabii ki onun netliği olacak. Fakat şöyle bir durum var. Tabii privacy kriptolarda şöyle bir sıkıntı her zaman var olacak. İşte demin regülasyondan bahsediyorduk. Regülasyonların ilk vuracağı paralar bunlar olacak. Ya o çok net çünkü hiçbir devlet takip edemediği bir para trafiğine onay vermez. Yani atıyorum yarın öbür gün Amerikan devleti Binance'a dese ki ya ben seni burada ülkeden banlayacağım tamamen kapatacağım vatandaşlarımı ya da Monero, Dash falan bütün gizlilik paralarını atacaksın tabii. Dese Binance atacak. Yani. Veya işte Amazon dedik örnek ama iyi bir örnek olmadı tabii. Amazon'da Monero'nun geçmesi falan gibi şeyler işte devletlerin regülasyonundan dolayı pek mümkün olmayacak ama ona göre onların da kendi farklı kullanım alanları olacak. Ama sorduğun sorunun karşılığı evet yani borsaları işin içine kattığınız sürece bu gizlilik kriptoların teknolojisinden çok da fazla yararlanamazsınız. Fevzi Ceylan yazmış. Tamam da altının bile şu Tether muhabbetine yazıyor bunu. Fevzi Ceylan. Tamam da altının bile birebir karşılığı yok. Tether'ın da karşılığının farklı bir varlık enstrüman ile karşılığının olması beni çok şaşırtmadı. Devri cümle olmuş biraz. Önemli olan bir karşılığı olsun da ama olsun. Şeye söylüyor bunu. Geçen Tether'la alakalı bir haber vermiştik. Sitesinde bazı değişiklikler yaptılar. %100 dolar olarak değil, varlık olarak karşılığı var dediler. Şimdi Fevzi Bey de diyor ki, %100 dolar olarak olmasa ne olur, varlık olarak olmasa bana kafi diyor kısaca yani ona getiriyor. Yani ama bunun işte bu bir yere kapı açar. Yarın öbür gün hakikaten
hani altında karşılığı yok muhabbeti var ya Amerika'daki. Tether'ın da aynı şey olabilir yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hayır. O da varlık olmaz. Olarak karşılığı olmasının şöyle bir durumu var. Varlık olarak karşılığı demek adam sana şunu da söyleyebilir. Benim şu şirketten alacağım var. O da bir karşılıktır. Hı hı. Ama senin alacağın var iş mahkemelik olacak mı? O sen o mahkemeden parayı ne zaman alacaksın? Veya sen adam gidiyor onu gayrimenkulü de gösterebilir. Hı hı. Benim bu varlığım der. Gayrimenkul bilmem ne. Ya bu işin sonu yok. Anlatabiliyor muyum? Hani siz o varlık muhabbetine işte girdiniz o varlık muhabbetinin içerisinde bin bir tane açmazla karşılaşabilirsiniz. Tabii ya. Dediğim gibi adam şirketten alacağını varlık gösterir. Hı-hı. Ama halbuki şeyli bir alacaktır o yani. Mahkemelik olmuştur, o olmuştur, bu olmuştur. Tam alacağı kesin değildir. Hani o işi yani zaten kripto para gibi bu kadar ihtilaflı bir alanda yani birçok insan için gri gözüken bir alanda bu kadar kafa karışıklığına gerek yok kardeşim. Hı. Eğer Tether olarak ki onun asıl para karşılığın varsa bankada göstereceksin. Tether'ın oradaki amacı da hakikaten böyle borç ziyade bunlar belli ki belli bir parayı almışlar. Başka yere hesaplarındaki parayı yatırım yapmışlar. Karşılığı var dedi. Nereye ama? İşte bak burada sorun o. Nereye? Ne bileyim belki gidip bir ülkenin parasını almışlardır. Belki kripto para aldılar. Ama belki şeffaf bir şey. Göstereceksin. Ama işte burada tabii ki hep risk faktörü geliyor. Tamam belli ki bir yatırım yapmışsınız ama o yatırımın karlı olacağını garantisi yok. O paranın kalacağını çünkü garantisi Tether'ın yok. Tether'ın ilk çıkış white paper'ına baktığınız zaman Tether diyor ki ben her ürettiğim Tether'ın karşılığını bankamda tutuyorum ve devam ediyor. Bunu da diyor kendi sistemden diyor online olarak banka hesabımı hep diyor görebileceksiniz. Hep diyor yayınlayacağım. Bunu hiçbir zaman yapmadı Tether. Zaten en büyük soru işareti buradan başlıyor. Yalnız şu bunun da tabii etkisi nedir? İşte geçen bununla alakalı bir rakam gördüm ben. İşte daha önce bu stable coin'ler yaygınlaşmadan önce Tether'ın pazardaki payı %99 mu ne? Evet. Şu an %75'lerde. Gitgide düşüyor. Gene iyi ama düşüyor. Sonuçta bir senede %25 kaybetti desek. Abi bu şekilde Tether abuk subuk hareketlere devam ettiği sürece diğer ata alanında Üsküdar'ı geçmeye başlayacak, pazar payını kaybedecek. Yani evet. Bu kadar gri bir alanda çok kafa karışıklığına gerek yok kardeşim. Zaten riskli bir alana yatırım yapıyorum. Yok ben varlık mı? Benim kafamı bulandırma. Sen ne anlatıyorsun ya? Var mı senin paran kardeşim bankada? Göster bana hesabını. Ben de sana güveneyim. O hesabı da durmadan açık tut. Ben kontrol edebileyim. Bu kadar basit bu iş. Ya böyle, bir gün, burası Binance, böyle tutulur. Böyle tutmanın anlamı yok. Tether'ın ipini kesecek gibi geliyor bana. Bu da bugün işte 25 Mart'ta altı işler demişti dersiniz. Yarın öbür gün bir şey olacak. Binance Tether'ın biletini kesecek. Ondan sonra Tether bu %75'ten düşecek. %20'ye, %10'a gidecek. Binance Tether'ın biletini keserse... Bunu da demedi de. Kıçını biraz zor toplar Tether. Harun Okumuş yazmış. Ülkeler gizlilik coinleri hakkında olumsuz kararlar alırsa tüm gizlilik coinleri sıkıntı yaşar demiş. Niye bu yorumu almışız anlamadım. Demin ben. Cevabını verdik kadar, aslında. O kadar yorumun içinde. İçerisinde arada kaynamış galiba. Ya cevabını verdik. Evet. Niye cevabını verdiğimiz bir yorumu da buraya almışız. O bizim hatamız olmuş. Kusura bakmayın. Harun Bey cevabını verdik demin. Bir daha verelim madem okuduk. Ülkeler gizlilik kriptolarını yasaklasalar da gizlilik kriptoları insanın tabiatı gereği, insanın doğası gereği her zaman kendisine bir kullanım alanı yani merkezsiz budur. Borsalarda peer-to-peer insandan insana trade yapılan borsalarda işleme devam eder. Yani burada şunu da söyleyeyim. Privacy kriptolar benim her zaman favori kriptolarım arasında yer alır. Özellikle Monero. Neden bunu söylüyorum? Çünkü demin de söyledik. İnsan tabiatı gereği mahremi. Hatta şunu da söyleyeyim. Cyberpunk akımını şu an en güzel yansıtan kriptolar privacy kriptolar. Yani o da bir gerçek. Yani tam finansal mahremiyet sağlıyorlar size. Evet arkadaşlar Perşembe günü saat 8'de. Ne var? Kripto Teknik canlı yayını var. Her perşembe saat 8'de biz burada canlı yayında oluyoruz. Ne yapıyoruz? Gündemi değerlendiriyoruz. Sizinle sohbet ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Çok güzel özellikle, etkileşim oluyor. Hani malum şimdi perşembe günü yayın var. O yayına kadar bu videonun altına sorularınızı belirtirseniz ne duymak istiyorsunuz? Hangi konuda duymak istiyorsunuz? Canlı yayında da soru alıyoruz ama siz şimdiden sorarsanız biz daha hazırlıklı geliriz. Sizin talepleriniz daha iyi karşılarız. Evet güzel söyledin. Bu videonun aşağısına da özellikle talepleriniz varsa onları yazın. Bütün yorumları biliyorsunuz teker teker okuyup yanıtlıyoruz. Ona göre biz de canlı yayında gündeme çünkü canlı yayında ve o akışta bazen güzel sorular geliyor. Biz kaçırıyoruz çünkü çok soru geliyor. Yani canlı ama yayında, şimdiden sorarsanız onun üzerine daha titizlikle çalışırız daha iyi olur. Canlı yayında çok teşekkürler. Çok güzel bir katılım yapıyorsunuz. Daha fazlasını tabii ki bekliyoruz sizden. Ama oldukça tatmin edici bir katılım var canlı yayınlara. Ve biz o chat ekranını tabii kontrol edemiyoruz. Çünkü böyle şey gibi chat ekranı. Yağmur gibi akıyor. Alakanız için, ilginiz için tekrar teşekkür ediyorum. O zaman Perşembe akşamı saat 8'de görüşmek üzere canlı yayında.
Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya yorum yazmayı lütfen unutmayın. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edin ve tabii ki en önemlisi Telegram kanalımızda da sohbete bekliyoruz. Görüşmek üzere.